Kardeş, yapılan zamlar beni hiç alakadar etmiyor. Ben soframda bal kaymak yiyorsam başka insanlar ne yedi hiç beni ilgilendirmiyor. Asgari ücret alıyorum. Yani bir hesap yapsalar nasıl geçiniyoruz? Her şey üst üste geldi, ödeyemiyoruz artık. Ödeyemiyoruz yani, zorlanıyoruz. Türkiye'de doğalgaz bulununca doğalgaza zam gelir. İşte barajlar yapılınca elektriğe zam gelir. Bunlara alıştık biz vatandaş olarak. Böyle gidirse bir arabam var iyi kötü düldül. Ona binemeyecek herhalde. Sürekli zam geliyor ve yani nasıl desem insanlar artık ne yapacağını şaşırdı bence. Yaşamıyoruz, sürünüyoruz. Türkiye'de dün elektrik ve doğalgaza zam yapılmıştı. Bugün ise LPG'ye zam yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına zamlarla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kardeş, yapılan zamlar beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü toplumda insanların ekonomik problemi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben soframda bal kaymak yiyorsam başka insanlar ne yedi hiç beni ilgilendirmiyor. Dikkat ederseniz bakın herkes lüks arabalara biniyor. Abi nereden bakarsan bakın insanların bindiği araba 300 bin TL, 500 bin TL. Ama nedense kuruşun hesabını yapılıyor. Bugün son model arabalar binen insanlar ekonomik sıkıntılardan bahsediyor. Ben kendi adıma konuşayım. Vallahi ben bir tane bir pantolona 800 TL para veriyorum. Bir ayakkabıya 650 TL para veriyorum. İnsanların ekonomik şartları beni hiç ilgilendirmiyor. Adam bana diyor ki, benim diyor, 3 tane çocuğum var geçinemiyorum diyor. Abi bir tane çocuk yap ya. Bir tane çocuk yap, onu yetiştir abi ya. Ekonomik sıkıntıdan bahsedene kadar önce sen bir kendi durumunu düzeltmen lazım. O yüzden bence gayet normal, beni ilgilendirmiyor zaten. Ben faturamı yatırıyorum. Ben zaten banka kredisiyle, işte ne bileyim kredi kartları ayakta duran biri değilim. 42 yaşındayım, hiçbir problemim yok. Bekarım, kafama göre yaşıyorum. İstediğim şeyleri yiyip içiyorum. O yüzden ekonomi şartları beni ilgilendirmiyor. Yani ülkemiz önemli ama... Peki ülkenin vatandaş önemli değil mi? Önemli de kardeş, bak dikkat edersen şimdi bak şöyle bir tane bakalım. İnsanlar 500 milyarlık, 1 trilyonluk arabaya biniyor. Abi ekonomi şartlardan bahsediyor. Allah aşkına ya 500 milyarlık arabaya binen bir insan, 1 trilyonluk arabaya binen bir insan bugün nasıl tutup da ekonomi kriz nasıl var diyebilir ya? Ben açık açık söylüyorum, ben otobüse gidip gelen bir insanım. İnan hiç zoruma gitmiyor. İnsanlar araba almak için krediye başvuruyor. Abi niye başvuruyorsun sen gözünü seveyim ya? Benim yakınım bir kredi çekti 20 milyar. 18 milyar olarak banka ona tekrar verdi. Fakat 35 milyar olarak faiz ödüyor. Abi ne gerek var ya? Demek ki senin ekonomik boyutun kriz değil de senin imkanın var ki bankadan krediyle yaşıyorsun. Herkes ev alıyor. Herkes araba alıyor. Niçin banka kredisiyle? Almayın abi ya. Onun olsun ekonomik şartlardan bahsediyor. Bugün sen 300 milyarlık bir araba, 300 milyarlık bir ev alırsan, 100 milyarda ben tutayım da bugün bir araba bineyim dersen, senin bankaya borcun 600 milyar değil mi kardeşim? Abi insanlar evlenmek için kredi çekiyor. Çekmeyin abi ya, evlenmeyin ya. Bak benim gibi böyle özgür yaşayan ya. Bak ne güzel bir şey görüyor musunuz? Muhteşem bir yaşam. Yani sen kazanmadığın parayı harcıyorsun kardeşim. Ben maaşıma göre hareket edersem hiçbir şey olmaz. İnsanlar bana benim arabam olsun diye var mı bana bir faydası? Herkes diyor ki benim arabam olsun. Evet var senin araban ama bankanın arabası. Evin var diye övünüyorsun. Maalesef nefis öyle bir nefis ki güzel kardeşim. İnsanları hep lüks yaşamaya alıştırıyor. Olan şeyle niye razı olmuyoruz biz? Milletin durumu zaten belli. Yani pandemiden dolayı neler olduğu da belli. Yani bunun için zaten çok söz söylemeye gerek yok. Zaten her gün haberlerde görebiliyoruz. Durumu olmayanların bununla ilgili zaten fazla bir şey yorum yapmaya da gerek yok. Zaten her şey ortada. O yüzden sözü devlete bırakıyorum diyeyim. Ne diyebilirim yani? Yani onlar düşünmesi gerek böyle şeyde. Millet düşünmesi yani biraz saçma oluyor. Ya biz düşününce gerçekten. Yapılan zamlar sizleri nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle var. Mesela ben çalışmıyorum şu an. İş arıyorum. Benim gibi çok genç var, işsiz var ve ailesine bakmak olan da yükümlü insanlar var. Zaten gelen elektrik faturaları belli, kesilen faturalar belli. Şimdi parası asgari ücret de belli. O yüzden faturalar mesela bizim fatura açıkçası 250 lira geldi. 3 kişiyiz biz evde. 250 lira geldi ve fazla harcama yapmıyoruz. Ve bunun üstüne %15 zam harcandı. Geldi daha doğrusu. Bu bizi zorluyor. Açıkçası biraz yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz diyelim devletimizden. Yani bunun için bir şey yapmamalı lazım. Yani pandemiden dolayı zaten herkes sıkıntıda. O yüzden biraz anlayış bekliyoruz diyelim. Yapılan zamlar hakkında illaki yapılması gerekiyor ama zamansız olarak zam geldi. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz ülkecek.
kendi gazımızı bulduğumuzda bunların hepsini bertaraf edeceğimize inanıyorum. Yapılan zamlar sizi etkiledi mi? Etkiledi tabii. İşletme sahibiyim ben. Hizmet sektörüyle uğraşıyorum. Biz yansıtamıyoruz. Tüketiciye bunu yansıtamıyoruz. O yüzden de kar marjlarımız düştü. Allah bütün esnafımızın yardımcısı olsun. Tabii çok lazım, şart. Yapmasak olmaz. O kadar doğal gaz bulduk. Barajlar yapıyoruz. Her tarafımız elektrik santrali oldu. Zam yapmasak olmaz. O kadar saçma sapan masraflar nereden karşılanacak? Milletin cebine nereden para girecek? Yani olacak iş mi? Güya doğal gaz bulmuşuz. Zaten her krizde bir şey buluyoruz. Ya altın, ya doğal gaz, ya mücevher, bir şeyler buluyor ama elimize bir şey geçmiyor yani işte. Peki zamlar sizi nasıl etkiliyor? Zamlar bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Çok memnun oluyoruz. Yani yaptıkça yapası geliyor insanın. Helal olsun diyorum. Biraz daha keşke yapsalar da tüm kurtulsak diyoruz yani. Hiç mevzu bahis olmasa. Zaten alışmıştık daha önce böyle üçer beşer katlamalara. Şimdi aynı pozisyonda devam ediyoruz. Yani düşündüğüm şey, yani şöyle söyleyebilirim. Sürekli zam geliyor ve yani nasıl desem, insanlar artık ne yapacağını şaşırdı bence. Yani ne yapsam, ne etsem, nereden şu parayı çıkarsam diye düşünüyorlar. Yani Allah şükür benim kendi durumum iyi ama yani durumu olmayan işte gerek arkadaşlarım, gerek işte akrabalarım yani kara kara düşünüyorlar ne yapacağız diye. Artık yani ileriye bakmak biraz hayal oldu. Şu anı düşünüyoruz çünkü sadece şu ana yetecek kadar paramız kaldı. Öyle düşünüyorum. Yapılan zamlar sizleri nasıl etkiledi? Yani mesela bundan birkaç yıl önce bir alışveriş yaparken veya gezerken bu kadar düşünmüyordum kendime. Şu son zamanlarda iyice böyle şey yapmaya başladım. Aman işte şunu almayayım yoksa ay sonu param çıkışmaz falan tarzı. Yani böyle etkiledi beni. Ve bayağı hani böyle stres oluyorum. Çok stres oluyorum. Yani üniversite öğrencisi olarak yani öğrencilerin hali de bence böyledir yani, farklı değildir. Vallahi vatandaş öde öde bitiremiyor yani zamları. Maalesef zamlara çalışıyoruz. Yani iş sabah kalkıyoruz ama akşam zam. Yani asgari ücretle çalışıyoruz. 4 tane çocuk var. Rabbim yardımcımız olsun cümlemizin. Peki ödemelerde sıkıntı çekiyor musunuz? Ya çekmez olur muyuz? Yani yiyecek alamıyoruz, gıda alamıyoruz açıkçası yani. Gerçekten öyle. 4 tane çocukla ev geçiniyorum. 2 tanesi okuyor. Asgari ücret alıyorum. Yani bir hesap yapsalar nasıl geçiniyoruz? Yani alacağımızı alamıyoruz. Artık inan ikinci el eşyalar alıyoruz. Evimize de. Yani birinci eşya almak imkansız. Yani buzdolabım bozuk, alamıyorum. Çocuklara açlık veremiyorum. Yani inanın çok zor durumdayız. Yani şey olarak gerçekten pandemide 3 ay çalışamadık. 1100 lirayla geçinmeye çalıştık. Her şey üst üste geldi. Ödeyemiyoruz artık. Ödeyemiyoruz yani, zorlanıyoruz. Bir an önce artık bir çözüm bulsunlar. Yani asgari ücrete zam veriyorlar. Asgari ücretin zammından kaç kat geri zam şey alıyorlar. Yani zam geliyor, biz eziliyoruz yani. Bu kadar. Artık yeter yani. Artık yeter. Yani bu kadar zam olmaz. Bu kadar zam olmaz. Yani başka ülkelerde böyle bir şeyler olmuyor ama maalesef bizim ülkemizde oluyor. Yani onun için bir an önce artık bir çözüm bulsunlar yani. İstiyoruz yani yöneticilerden, bizi yönetenlerden bunu istiyoruz. Yani biz ne diyeyim, zor durumdayız. Gerçekten zor durumdayız vatandaş olarak. İnsanlar inşallah bunu görürler yani, bizi yönetenler. Gerçekten zor durumdayız. Bir tane düşürsünler. 4 kişilik aile 3000 liraya geçinmeye çalışıyoruz. Durum bu. Diyeceklerim de bu kadar. Yani ihtiyaç olduğu için zam yapmışlardır. Yani Türkiye'de doğalgaz bulununca doğalgaza zam gelir. İşte barajlar yapılınca elektriğe zam gelir. Bunlara alıştık biz vatandaş olarak. Demek ki ihtiyaç görmüşler. Yapılan zamlar sizi nasıl etkiliyor? Etkilemez olur mu tabii ki? Geçimin zor olduğu bu dönemde pandemiden yeni çıkılmışken zam üzerine zam gelmesi doğru değil yani. Çok ya, çok. Ben emekliyim. Bu zamlar yani normalin üzerinde bize göre çok. Bir emekli olarak faturalarınızı ödemekte sıkıntı çekiyor musunuz? Tabii ya, tabii ya. 500 lira doğalgaz geliyor, inanır mısın? Zorlanıyorum ben ya. Böyle gidirse bir arabam var iyi kötü düldül. Ona binemeyecek herhalde. Evin önünde duruyor. Çok fazla, bu zamlar fazla. Ya bize göre emekliyiz ya. Dar geliriz ya, değil mi? Vallahi artık alıştık diyoruz, ne diyeceğiz yani. Maalesef her gün kötüye gidiyoruz. Yaşamak artık çok pahalı oldu. Günlük hayata günaydın demek bu ülkede artık 100 TL.
Ayda 3 milyar sırf günaydın parası vermemiz lazım. Yüzümüze her yıkadığımız gün 100 TL maalesef sabit giderler için elektrik, su, telefon, işte bahsettiğiniz zamlardan dolayı gider var. Artı işte gıdadır, bir de ev kirası falan varsa geçmiş olsun. Yaşamıyoruz, sürünüyoruz. Peki yapılan zamlar sizleri nasıl etkiliyor? İlla ki herkesi etkilediği gibi beni de etkiliyor yani. Doğal olarak herkesi etkilediği gibi benim de sabit giderlerimi artıracak haliyle. Peki ödemelerde sıkıntı yaşayacak mısınız? Ya İlla ki yaşayacağız veya başka yerlerden tasarruf edip zorunlu ihtiyaçlarımız olması nedeniyle oraya öncelik vereceğiz. Ne yapacağız işte kıyafet alırken daha tutucu davranacağız veya işte dışarıda yemek yerken daha sakin olacağız veya tatile giderken yapamayacağız vesaire vesaire.